Şimdi Beşiktaş'taki gelişmelere bakacağız, transferdeki. Telefon attığımızda muhabirimiz Furkan Yıldız var. Furkan, hoş geldin. Melike, çok teşekkürler, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi merak ediyor Beşiktaşlılar, son durum ne? Birçok isim var transfer edilmesi beklenen. Şenol Hoca'nın isim zikrettiğini de biliyoruz son basın toplantısında. Sana ilk olarak ben Halil Dervişoğlu'nu sorarak başlayayım. Yine transferdeki diğer isimleri de konuşalım. Beşiktaş'ın aslında bu transfer döneminde yerli takviyesi konusunda da çalışmalar yaptığını hemen hemen her yayınımızda söylüyoruz. Şenol Güneş pazartesi günü yapmış olduğu basın toplantısında da Halil Dervişoğlu ismini orada zikretmişti. Beşiktaş'ın artık Halil Dervişoğlu transferinde sona çok yakın olduğunu belirtelim. Taraflar 4 yıllık bir sözleşme üzerinde görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş, Halil'in kulübü Brentford'la her konuda anlaşmaya vardı. Herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek Beşiktaş. Bunun altını çizmekte fayda var. Sonraki satıştan %25 pay ve 500.000 Euro'da başarı bonusu bu anlaşmada, kulüpler arasındaki anlaşmada bulunuyor. Beşiktaş kulübü Halil Dervişoğlu'nun temsilcisiyle görüşmelerini sürdürüyor. Bugün İstanbul'a gelmişti Halil'in temsilcisi. Artık çok kısa bir süre içerisinde bu anlaşmanın tamamlanmasını bekliyoruz. Sonrasında Halil Dervişoğlu İstanbul'a gelecek. Sağlık kontrollerinden geçecek. Resmi sözleşmeyi imza atacak ve Beşiktaş'ın yurt dışı kampına katılacak. Bir kez daha tekrar edelim. Beşiktaş bonservissiz olarak Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmaya çok yakın. 4 yıllık bir sözleşme üzerinde tarafların görüşmelerini sürdürdüğünü ve artık sona çok yakın olduğunu belirtelim. Bugün saat 16 sularında yine A Spor ekranlarında aktarmıştık. Suat Serdar ismi Beşiktaş'ın uzun zamandır orta saha transferi için 8-10 numara profilli orta saha transferi için gündemi en çok meşgul eden isim Daler Kuzayev'di. Fakat Kuzayev Beşiktaş'a teşekkür ederek kariyerine Avrupa'nın 5 büyük liginde devam etmek istediğini belirtmişti. Sonrasında Beşiktaş'ta tabii Kuzayev defteri kapandı ve orta saha için arayışlar devam ediyor. Son olarak da Hertha Berlin forması giyen Suat Serdar siyah beyazların gündemine geldi. Beşiktaş oyuncunun şartlarını Hertha Berlin'e sordu. Kulübün, Alman kulübünün yanıtı bekleniyor. Şu an için 8-10 numara transferi, 8-10 numara pozisyonu için Beşiktaş'ın gündemindeki oyuncunun Suat Serdar olduğunu söyleyelim. Orta saha için bir diğer isim 6 numara. Yani ön libero için de Beşiktaş'ın bir arayışı var. Orada da Jean Onana ismi Beşiktaş'ın transfer listesinde. Fransa Lig 1 ekiplerinden Lens forması giyiyor Onana. Beşiktaş oyuncuyu kadrosuna katmayı istiyor. İlk teklifi Beşiktaş'ın kiralama teklifiydi. Fransız ekibi bu teklifi kabul etmedi. İlerleyen günlerde Ceyhun Kazancı Fransa'ya gidecek. Orada bazı temaslarda bulunmasını bekliyoruz. Bu temaslardan biri de Lens kulübüyle yine Onana için olacak. Beşiktaş Onana için Lens kulübüne bir teklifte daha bulunacak. 6 numara için, ön libero için de Beşiktaş'ın gündemindeki ismin Jean Onana olduğunu söyleyelim. Beşiktaş günü izinli geçirmişti Melike. Yarın yurt dışı kampı için siyah beyazlılar Avusturya'ya gidecek. Oradansa Almanya'ya geçiş yapacak. 9-21 Temmuz tarihlerinde Beşiktaş'ın bir yurt dışı kampı olacağını belirtelim. En çok merak edilen konulardan birisi aslında Beşiktaş'ta ilk günden beri Romain Saïss'in durumu. Romain Saïss Dünya Kupası arası sonrasında aslında takımın ayrılmak isteği olduğunu biliyoruz. Bu çok gizli bir durum değil. Bir sakatlığı vardı Saïss'in. İstanbul'a geldi. Bir haftadır İstanbul'da olduğunu söyleyelim. Fakat sakatlığından dolayı İstanbul etabındaki çalışmalara katılmamıştı. Saïss'in sakatlığı devam ediyor. Yarın kamp kadrosu belli olacak. Beşiktaş kulübü kamp kadrosunu resmi olarak da bildirecek ama biz şunu belirtelim izleyicilerimize. Romain Saïss, Tayyip Talha Sanuç ve Cenk Tosun'un Beşiktaş'ın yurt dışı kampı kadrosunda olmalarını beklemiyoruz. Beklemiyoruz diyoruz çünkü henüz resmi bir kamp kadrosu açıklaması, bildirisi olmadığı için bunu şu an için bu şekilde belirtmekte fayda var. Romain Saïss'in durumu Tayyip Talha ve Cenk Tosun'dan biraz daha farklı. Burada oyuncunun Beşiktaş'tan ayrılık isteği devam ediyor. Artık Beşiktaş'tan bu transfer dönemi bitmeden de Romain Saïss'in ayrılmasına biz de kesin gözüyle bakıyoruz. Gelen teklifler artık değerlendirilecek. Biri Marsilya olmak üzere Romain Saïss için Fransa'dan Lig 1'den 2 kulübün resmi teklifte bulunduğunu ifade edelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın bu transferden beklentisi yaklaşık 4-4,5 milyon euro bonservis üzerinde duruyor siyah beyazlar. Bu rakamlara yakın bir teklif gelirse Romain Saïss'in ayrılmasına kesin gözüyle bakıyoruz. Bir kere daha tekrar edeyim. Beşiktaş yarın Avusturya'ya gidecek. Oradan da Almanya'ya gidecek yurt dışı kampı için. Siyah beyazların kamp kadrosunda Romain Saïss, Tayyip Talha Sanuç ve Cenk Tosun'un olmasını beklemiyoruz. Bu üç ismin tedavileri İstanbul'da devam edecek. Transferle ilgili şunu da söyleyeyim. Çok kısa az önce aktarmayı unuttum. Beşiktaş'ta tabii forvet transferi de gündemde. Jackson Muleka'nın durumuna biraz daha bağlı forvet transferi. Muleka şu anda Beşiktaş'ın bu transfer döneminde en çok teklif alan oyuncusu. Fakat teklifler ağırlıklı olarak kiralama teklifi üzerinde Beşiktaş'a gelen teklifler ve Beşiktaş'ın aslında çok da arzusu Muleka'yı kiralamak değil, bonservisiyle Beşiktaş bu oyuncuyu vermeye biraz daha sıcak bakıyor. Muleka için de belirlenen bonservis ücreti 5 milyon euro seviyeleri. Transfer dönemi uzun. Eylül ayına kadar süreç devam edecek. Muleka'nın ayrılması durumunda ise Beşiktaş'ın listesindeki oyuncu İtalya Serie B takımlarından Cremonese forması giyen Okereke. Beşiktaş eğer Muleka ayrılırsa Okereke için de temaslara başlayacak. Şu an için Beşiktaş'taki gündemi de bu şekilde özetleyebiliriz Melike. Furkan Yıldız, bir sorum var. Sen aslında tabii hepsini anlattın ama Redmond çok merak ediliyor. Orada doğru, durum aynı mı? İstersen bir onu da güncelleyelim. Geçtiğimiz hafta Ceyhun Bey İngiltere'ye gitmişti, Ceyhun Kazancı. Orada hem transfer görüşmeleri hem de tabii gündem biraz da Nathan Redmond'tu. Redmond'la yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi Ceyhun Kazancı. İlk aslında İngiltere'de yapılan görüşmede Redmond'un Ceyhun Bey'e söylediği şuydu: Cuma gününe kadar sizden süre istiyorum. Cuma gününe kadar, en geç Cuma gününe kadar size kararımı bildireceğim. Redmond'un eşi 4 Temmuz günü, sanırım çarşamba günü doğum gerçekleştirdi. Biz Cuma gününe kadar aslında ilk etapta bu durumun bir netlik kazanmasını bekliyorduk ama Redmond artık Beşiktaş'ta yavaş yavaş bir krize dönüşmeye başladı. Çünkü Cuma gününe kadar netleşmesini bekliyorduk. Fakat Redmond bu süreci, talep ettiği süreyi yenileyerek Pazar gününe kadar Beşiktaş'tan tekrardan bir ekstra daha istedi. Artık Pazar, en geç pazartesi demekte fayda var. Biz Redmond sürecinin sonuçlanmasını bekliyoruz. Oyuncuya Redmond Premier Lig'den teklifler bekliyordu ama şu ana kadar Redmond'a Premier Lig'den çok da beklediği teklifler gelmedi. Biz %51 ihtimalle Redmond'un Beşiktaş'a gelmesini, Beşiktaş'ın kadrosuna katılmasını tekrardan bekliyoruz ama bu süreç en geç Melike pazartesi gününe kadar diyeyim ben tekrardan. Pazartesi gününe kadar Redmond konusunda Beşiktaş'tan netlik kazanmasını bekliyoruz.